Herkese merhaba. Bu kaydımda size Dungeons & Dragons 5th Edition'da karakter hazırlamayı anlatacağım. Takip eden arkadaşlar biliyordur. Daha önceden bir takım videolarım vardı bu konuyla ilgili. Ama yeteri kadar güzel olmadığını düşündüğüm için tekrar bir çekimledim. Bazılarında ses sıkıntısı vardı, bazılarında anlatım sıkıntısı vardı. O yüzden böyle sıfırdan güzel temiz bir giriş yapalım diye düşündüm. Şimdi bu iş için size ne gerekiyor? Öncelikle Player's Handbook gerekiyor. Normal şartlar altında bu kitabı satın almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü her zaman dijital bir kaynaktan bakamayabiliyorsunuz. Ne bileyim, şarjınız bitebiliyor. Fiziksel bir kitabın yanınızda olması her zaman için daha iyidir. Ama malum internet dünyasında her şeyin bir alternatifi bulunuyor. O yüzden böyle bir PDF'de bir şekilde bulabilirsiniz. Ama yasal bir şey olmadığı için tavsiye etmiyorum. Benim de tanıyan arkadaşlar bilirler. Kural kitaplarımın hepsi fiziksel olarak elimin altında bulunmaktadır. Neyse. Bir de karakter kağıdına ihtiyacınız var. Şöyle birazcık daha yakınlaştıralım. Gördüğünüz gibi karakter kağıdına bir sürü boş alan var ve bu alanları bir şekilde dolduracağız. Şimdi bu karakter kağıdını nereden bulacaksınız? Hemen şurada tabii videoya çıkmıyor olabilir. Ha, şöyle göstereyim. Character Sheet 3PGS Complete diye yazıyor. Ya da işte Form Fillable PDF falan diye aratabilirsiniz. Benim bunu kullanmamdaki en büyük sebep şu. Şimdi bunun yani bu doldurulabilir PDF'lerin şöyle bir avantajı var. İsterseniz düz böyle boş bastırıp elinize dolduruyorsunuz. İsterseniz yazdığınızı kaydedip yazılmış şekilde çıktısını alıyorsunuz. Ya da yazdığınızı kaydettikten sonra böyle Google Drive olur. Ne bileyim işte Yandex Disk olur. Ya da işte Dropbox olur. Bu tarz bir yere atıp ihtiyacınız olduğunda böyle telefondan direkt erişebiliyorsunuz. Bayağı kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Kendim de sürekli kullanırım. Böyle yani. Evet, şimdi karakter hazırlama. Şimdi D&D'de biz karakteri nasıl hazırlıyoruz? Aslında çok kolay, hızlı bir metodu var. Burada bakın şey var. Dur. Şöyle dursun bir. Creating a Character diye bir bölüm var. Part 1. Birinci bölüm. Burada bize gerekli adımları zaten böyle kaba taslak bir şekilde ifade ediyor. Ne diyor? Öncelikle ırkını seç diyor. Sonra sınıfını seç diyor. Sonra işte hesaplamalarını yapıyorsun falan filan. Sonra ability skorlarını ayarla diyor. Ability skorları ayarlamak genellikle ilk yapılan şey. Yani biz yani alışık olan insanlar genellikle oradan başlıyor. Describe your character diyor. Karakterin yönelimidir, background'ıdır, kişiliğidir. Bunlarla alakalı şeyler. Burada zaten kalın harflerle yazmış. İşte alignment, işte ideals, bonds, flaws. Bunları zaten karakter kağıdına yazacağız. Çünkü bunlar bizim rolünü yapacağımız karakterin hani davranış hatlarını belirleyen o çerçevesi şeklinde olacak. Karakterin background'ı. Burada background direkt böyle şey değil. İşte karakteriniz için uydurduğunuz bir hikaye değil. Burada aynı zamanda karakterinizin o ilk level'ını alana kadarki zaman içerisinde yaptığı şeyler ve bu yaptığı şeylerin edindiği kazanımlar. Yani background seçilen bir şey ve bu seçilen background da size bir takım özellikler sağlıyor. Burada da şeyleri anlatmıştı. İlk level'dan sonra neler oluyor falan filan. Şimdi oraya ihtiyacımız yok. Irklar. Şimdi burada amacımız karakter yaratmak olduğu için ben size işin en hızlı kısmından bahsedeyim. Buradan ne seçeyim? Mesela bazı ırkların değinmek lazım buna. Mesela Halfling olsun. Şurada göreceğiniz üzere dur, burada da değil, burada. Göreceğiniz üzere Halfling Trace diye bir dalga var. Bunlar sizin karakterinizin özellikleri. Buradan yazabildiğiniz kadar şeyi karakter kağıdınıza geçirmeniz lazım. İşte bildiği diller. Ne bileyim işte mesela Ability Score Increase var. Neymiş? Dexterity'ye artı 2 veriyor. Bunun dışında alt ırklar var. Subrace. Ne varmış? Lightfoot varmış. Stout varmış. Bunların hepsi benim internet sistemde zaten açıklamalı bir şekilde yazıyor. Hani hesapsal özellikler değil de bu ırkın ve alt ırkının ne tür karakteristiklere sahip olduğu sitede yazıyor. Rol yaparken oradan destek alabilirsiniz. Şimdi
öncelikle şurayı geçirdikten sonra, şunları karakter kağıdınızı geçirdikten sonra şu kısmı da atlamamanız gerekiyor. Ya isterseniz ayrı bir kağıt alıp bunları not alabilirsiniz. Mesela Lightfoot olduğum zaman bütün Halfling özellikleri üzerine şunlar ekleniyor. Staat olduğum zaman şu ikisi ekleniyor. Karakterlerinizi bu şekilde oluşturuyoruz. Ben şimdi basit ve hızlı olsun diye bir human oluşturacağım. Human'ı bulabilirsem tabii. Half Orc, Tiefling herhalde human başlar da. Evet. Şimdi human'ın özellikleri neymiş? Biraz yakınlaştıralım. Human'ın özellikleri neymiş? Ability score increase bütün statlara 1 veriyor. Age demiş. Onu karakter kağıdıma yazmama gerek yok. Alignment demiş. Belirlemem lazım. Çünkü karakterin davranış biçimi alignment'la belirlenen bir şey. Size demiş. Size'ımız medium. Geri kalan kısmı biraz hikaye. Hani ne kadar uzun, ne kadar kısa falan onlar anlatılmış ama önemli olan şey şu. Çünkü mesela halfling olduğunuz zaman, buçukluk olduğunuz zaman insanın daha küçük oluyorsunuz. Size'ınız small sayılıyor. Small olduğunuz için bazı şeyler avantajınız, bazı şeyler dezavantajınız oluyor. Ya da işte mesela small olduğunuz zaman hızınız daha düşük oluyor falan filan. Speed olarak da 30 feet vermiş. Dil olarak da ne demiş? Common ve bir tane de seçtiğin dil bilebiliyorsun demiş. Burada bir variant kural var. Bu kural uygulanmak zorunda değil. Ama uygulanması mantıklı. Çünkü diğer ırkların özelliklerine baktığınız zaman çok yeterli gelmiyor. Neden yeterli gelmiyor? Çünkü ya bütün statları artı bir olsun. Hani mesela 12'yi 13 yaptın sonra. Hiçbir işe yaramıyor. Ama burada mesela diyor ki iki tane farklı ability skoruna bir arttırıyorsun. İşte skill'ler var. İşte bir tane proficiency kazanıyorsun. Feat var. Bir tane feat seçiyorsun. Böyle ekstra özelliklere daha işlevsel bir karakter oluyor. Yoksa düz human bence biraz çöp. Neyse ırkımızı seçelim. Nerede karakter kağıdımız? Race. Human V. Neden? Variant kuralı kullanacağım. Karakterimiz ne diyorsun? Karakterimiz fighter olsun ya. Fighter. Tamam. Şimdi geri dönüyoruz. Şuradan menüyü kullanacağım hızlı bir şekilde. Şu değil. Şu. Ne yaptım? Irkımı seçtim. Şimdi sınıf seçeceğim. Sınıf olarak da fighter dedik. Hemen fighter'a atlıyoruz. Bakın Fighter'ın şöyle bir tablosu var. Şimdi ben öncelikle karakterimi hazırlarken ability skorumu hesaplamayı tercih ediyorum. Dur bakayım. Şurada biraz aşağıda yazıyor nasıl hesaplanacağı. Hemen yaklaştıralım. Şimdi diyor ki burada ya şimdi 6 tane ability score var, tamam mı? Bunlar Strength, Dexterity, Constitution, Intelligence, Wisdom, Karizma. Şimdi böyle şey yapıyorum, sadece böyle ifadeleri anlatıp geçiyorum. Çünkü bunları böyle detaylıca açıkladığım bir tane dokümanım var. Videonun altına açıklama olarak o dokümanın linkini atacağım. O yüzden buraları hızlı bir şekilde geçiyorum. Yani eğer şey dersiniz ya bu ifadeler bir şeyler söylüyor da ben bunları anlamadım derseniz hemen videoyu durdurun. Aşağıdan linke tıklayın. Siteden dokümanı indirin. Dokümanını takip ederseniz daha rahat anlarsınız. Şimdi bu dedik işte 6 tane ability score var. Ya şey yapıyorsun 4 tane 6 yüzlü zar atıyorsun. 6 yüzlü zar da bizim tablo zarı dediğimiz 6 tane yüz olan bildiğin küp zar. FRP'de biz farklı farklı yüzleri olan farklı farklı ebatlarda zarlar kullanıyoruz. Neyse. 4 tane atıyorsun. En düşüğünü çıkarıyorsun. Bu işlemi 5 kere daha yapıyorsun. Elinde 6 tane sayı oluyor. Bu sayıları kullanıyorsun. Ama ben şöyle diyorum. Bu aşırı dengesiz bir şey. Onun yerine ne vermiş mesela? Onun yerine demiş ki 15, 14, 13, 12, 10 ve 8 demiş. Ya bu da mesela hani üzerine herhangi bir etkin olamıyor, tamam mı? Bu da
kullanılabilir bir metot. Bunu da çok beğenmedim ben. Ama şurada bir kural daha var. Yine varyant bir kural. Diyor ki point buy. Puanları satın alarak yapacaksın. Bütün statların 8 ile başlıyor. 6'sı da. Bunların üzerine mesela 8'i 9 mu yapacaksın? 1 ödüyorsun. İşte 8'i 10 mu yapacaksın? 2 ödüyorsun. Bu şekilde toplamda 27 puan olacak şekilde dağıtıyorsun. Mesele bu. Mesela ne yaptın? 3 tanesini 15 yaptın. Hani biraz düz gidelim. 3 tanesini 15 yaptın. Ne oldu? 3 tanesi de 8 kaldı. Ama böyle güzel olmayacağı için ben ne yapıyorum? 2 tanesini 15 yaptım, tamam mı? 15 yapınca ne oldu? 9'dan 18. 3. 9'umu 5 ve 4 olarak 2'ye ayıracağım. Yani statlarım şöyle olacak. 15 15 5 ile kaç oluyormuş? 13 oluyormuş. 13 12 8 8 ya da ne yapabilirim? 13'ü yok, 13 kalır böyle. 12'yi 10 yaparım. Ne oldu? 10'un değeri kaç? 2. O zaman 2 tane 10'um oldu. Statlarım ne oldu şimdi? 15, 15, 13, 10, 10, 8 oldu. Bunları yazıyorum. Ne dedik? 15. Ya da dur bakayım. Şöyle yapalım. Burası 13 olsun. Burası 15 olsun. Burası 15 olsun. Burası 10 olsun. Burası 8 olsun. Burası da 10 olsun. Tamam, bunları yazdım. Şimdi Human Variant'tım ben. Human Variant'tan ne geliyordu? Hemen bakalım tekrar. Irklar. Human. Human Variant'ta diyor ki iki tane farklı ability skorunu bir arttır diyor. Geri döndüm. Şu 15 16 oldu. Sonra şu 15 de 16 oldu. Böylelikle iki tane 16'm oldu. Şimdi bunların karşılık geldikleri bonuslar var. Bu bonusları şu şekilde hesaplıyoruz. Ability score'dan 10 çıkarıyoruz. 2'ye bölüyoruz. Şimdi 13'ten 10 çıkardın, ne kaldı? 3. 2'ye böldüm, 1.5. Aşağı yuvarlıyorsun, 1. Yani burası artı 1. Aynı şekilde 16'dan 10 çıkardın, ne kaldı? 6. 2'ye böldün kaç? 3. Demek ki burası artı 3. Artı 3. 10'dan 10 çıktı, 0. Burası da bak. 8'den 10 çıktı. Eksi 2. 2'ye böldüm, eksi 1. Burası da 0. Tamam. Ability skorlarımı yazdım. Şimdi macerama devam edebilirim. Nerede? Şurada. Ne demiştik? Fighter. Şimdi her klasın, tamam, her seçtiğiniz her klasın şöyle bir tablosu var. Bu tablo sizin her level'da ne özellikler kazandığınızı gösteriyor. Mesela birinci level'da proficiency bonusun artı 2'ymiş. Proficiency bonus böyle başlangıcı olmayan bir şey. O yüzden bu artı 2'lik bir bonusu ifade ediyor. Yani bu gelince mesela ikinci level olduğu zaman proficiency bonus artı 4 olmuyor. Proficiency bana artı 2 sağlayan bir olay. Proficiency bonus dediğimiz olay. 5. level'da artı 3'e çıkıyor. 9. level'da artı 4'e çıkıyor. 13. level'da artı 5'e çıkıyor. 17. level'da da artı 6'ya çıkıyor. Bu şekilde ilerliyor. Ve bunu saldırı yaparken, büyü yaparken, herhangi bir durumdan kaçınma zarı atarken ve bir skill denemesinde kullanabiliyorum. Oralara da geleceğiz. Şimdi ilk seviyede ne geliyormuş? Artı 2 proficiency bonus, fighting style second wind.
Şimdi karakter kağıdımızda yazalım. Proficiency bonus artı 2. Bakın burada Features and Traits diye bir bölüm var. Buraya yaz. Fighter. Neden? Çünkü ırksal özellikler de olabiliyor. Ne dedik? Fighting style ile second wind miydi? Fighting style second wind. Bakalım ne işe yarıyor bunlar. Fighting style ne diyor? Bir işte kendini bir savaş metodunda özelleştirmişsin. Aşağıdakilerden bir tanesini seç diyor. Seçtiğin şeyi ileride tekrar seçebiliyorsan bile sadece bir kere seçebiliyorsun. Mesela Archer demiş ya, iki kere Archer'ı seçemiyorsun. Bak bunların hepsi kitapta açıklanmış zaten. Ben buradan ne seçiyorum? Ben buradan defense seçiyorum. Neden? Çünkü zırh giydiğim zaman bana ekstradan artı bir veriyor. Bunu hemen karakter kağıdıma yazıyorum. Şuraya Fighting Style Defense. Bir de Second Wind. Hemen bakalım Second Wind neymiş. Diyor ki işte stamina şey yaptığı zaman böyle kendini bir anda gaza getiriyorsun, şey yapıyorsun. Kendi turunda bir bonus action harcayarak onluk zar atıp üzerine fighter level'ını ekleyerek giden canından doldurabiliyorsun. Güzel. Short veya long rest'te bir kullanabiliyorsun. Yani dinlenene kadar bir kere kullanabiliyorsun. Tamam. tablodan yazmam gerekenleri yazdım. Şimdi ne yapmam lazım? Klas özellikleri var. Bak bunlar var. Bunları yerleştirmem lazım. Öncelikle hit dash ne diyor? Fighter level'ı başına 1 de 10. Şimdi ben fighter'ım. Fighter level 1'im. Hit dash total 1 de 10. Hit dice'ım da D10. Ya neyse bu şu kızım çok önemli değil. Buraya da şey yapabilirim. Hesaplamasını, ıvırını zıvırını yapabilirim. Sonra diyor ki ilk level'daki hit point 10 artı Constitution modifier'ın. Neden 10 artı? Çünkü 10 bizim fighter için can hesaplama zarımız. Constitution modifier'ım kaç? Artı 3. Yani Constitution puanımın denk geldiği bonus. Nerede? Hit point maksimum 13. Sonra geri döndüm. Ne yapıyorum? Proficiency'ler var. Karakterin yetkinliği. Şimdi neymiş? Bütün zırhlardan bütün zırhları kullanabiliyor. Kalkanları kullanabiliyor. Basit silahları kullanabiliyor. Daha böyle gelişmiş dövüş silahlarını kullanabiliyor. Herhangi bir alet edevat kullanamıyor. Hemen şunları kopyala. Bak burada Other Proficiencies and Language diyor. Yapıştır buraya. Tamam. Şimdi geri dönüyoruz. Diyor ki Saving Throw, Strength Constitution. Saving Throw nedir? Şimdi ondan bahsedeyim biraz. Saving Throw sizin zorlu bir durumda kaldığınızda karakterinizin ne kadar dayanıklı, ne kadar metanetli olduğunu göstermek için attığı zardır. Ne gibi? Mesela bir büyücü sizin zihninizi kontrol etmeye çalışıyor. Wisdom Saving Throw atarsınız. Onun belli bir zorluğu vardır. O zorluğu geçmeye çalışırsınız. Mesela bir yemek yediniz. Yemek aslında zehirliymiş. Peki vücudunuz ne kadar direnç gösterdi buna? Constitution Saving Throw atarsınız. Dar bir geçitten geçiyorsunuz mesela. Böyle yukarıdaki taşlar üzerinize çökmeye başladı. Böyle tutuyorsun. Ne kadar dayanacaksın? Strength Saving Throw. Veya işte bir tuzak yanlışlıkla harekete geçti. Bunu fark edip kaçınabileceğim mi? Dexterity Saving Throw. Bu şekilde kullanılıyor. Zaten orada aktif olan şeyin özelliğine göre o yöneticisi sizi yönlendirir. Burada skill'ler var. Skill'ler
şey gibi düşünmeyin. MMORPG'deki gibi aa Fireball skill'i bilmem ne diye düşünmeyin. Fireball bir büyüdür. Ya da ne bileyim işte kendine işte armor basmak, heal atmak. Bunların hepsi büyüdür, skill değildir. Skill dediğimiz şey burada Dungeons and Dragons'ta herkesin yapabileceği, deneyebileceği, tabii kendi yeterliliğine göre bonuslarla yapabileceği şeylerdir. Şimdi burada mesela ne demiş? Acrobatics, Animal Handling, Athletics, History, Insight, Intimidation, Perception, Survival. Ben buradan ne seçiyorum? Perception'la evet, Perception'la Insight seçiyorum. Neden? Çünkü Perception algılama becerisi, Insight da muhakeme becerisi. Bunları işaretledim. Şimdi bunların hepsi şu görmüş olduğunuz istediklerin hepsi şu soldaki büyük olan bonusları alıyorlar. Yani siz Acrobatics deneyeceğiniz zaman işaretli olmasa bile bu karakterle artı 3 bonusla deneyebiliyorsunuz. İnternette araştırarak bu şeylerin skill'lerin daha böyle düzenli işte statlara göre hani hangi ability score'dan ne kadar yani hangi ability score'dan yararlandığına göre daha böyle düzenlenmiş versiyonlarını bulabilirsiniz. Ben kendi masaüstü oyunum için böyle bir şey yapmıştım mesela. Strength artı 1. Yani buralar böyle biraz sıkıcı gelecek. Ama bunların hepsinin yapılması lazım. O yüzden ben de böyle sıkıla sıkıla da olsa bunları böyle yapıyorum. Sight Wisdom. Burası artı 1. Burası artı 1. Burası eksi 1. Şimdi ne oldu? Ben bu ikisinin yanına işaret koydum ya. Bunlar benim seçtiğim skill'ler. Bunlara yetkinliğim var artık. O yüzden proficiency bonusumu bunların üzerine ekledim. Burada zaten bütün skill'lerin hani içeriği açıklaması belli. Kafanızı karıştırabilecek bir insight var. İşte insight bulunduğu ortamı, durumu, koşulu veya karşısındakinin hal ve hareketlerini tartıp muhakeme etme becerisi. Deception kandırmaca, her türlü kandırmaca oraya girer. Sleight of hand el çabukluğu. Onun dışında performance mesela insanların kafasını karıştırıyor. Ya performance hakikaten şey böyle ne bileyim mesela taklit yapmak ya da ne bileyim işte mesela bir anlatım yaparak insanları etkilemeye çalışmak, şarkı söylemek böyle şey değil de nasıl diyeyim böyle hani kroki taslak kıvamında değil de sanatsal anlamda bir şeyler yapmaya çalışmak. Yani insanın içindeki o sanatsal beceriyi performance ile deniyoruz. Zaten karizmadan olmasının sebebi de o. Onun dışında zaten gerisi baktığın zaman anlaşılır bir şey. Yani şu mesela şey var. Arkana history falan var. Onlar ne işe yarıyor? Onlar bilgi birikimini ifade ediyor. Arkana, history, nature, religion. Bunlar sizin farklı konseptlerde bilgi birikiminizi ifade eden şeyler. Skiller. Yani bonus olmak zorunda değil. Deneyebilirsiniz. Hani karakteriniz çok zeki biri değildir belki. Sürekli kitap okuyan biri değildir. Ama belki bazı bilgiler ona birisi tarafından anlatılmıştır. Veya işte bir yerde duymuştur. Aklında belki önemli bir kısım orada. İşinize yarayacak bir kısım kalmıştır. O yüzden karakterinizin kullanılabileceği durumlarda bütün skill'lerini kullanmaya çalışın. O yöneticisi zaten şeyler. Ya ben izin vermiyorum arkadaşlar. Şimdi karakterimiz human'du şuraya. Hızının 30 feet olduğunu ekleyelim. Initiative Dexterity'den alıyor. Artı 3 olarak geçiyor. Evet karakterimize devam edelim. Bu arada bir kontrol edeyim kaç dakika olmuş. 24 dakika olmuş. Oho. Bakalım 30 dakikaya temel olarak sığdırabilecek miyiz? Olmadı işte 40 dakika olmadan. Neyse ne yaptık? Skill'lerimizi seçtik. Equipment kısmı var. Şimdi burada diyor ki ya chainmail seçiyorsun ya da leather armor, longbow ve 20 tane ok alıyorsun. Yani ya
ağır zırhlı, yani orta zırhlı bir savaşçı olarak gideceksin. Neden? Zaten hani karakterini çok çevik yaptıysan işte hafif zırh giyersin. İşte okunu yayını alırsın, uzaktan savaşan adam olursun gibi şey yapmış. Ben buradan gideceğim. Karakterim çünkü dexterity tabanlı, yani çevik. Leather, longbow 20 arrow. Yazalım. Leather, longbow, arrows. Tamam. Başka ne lazım? Martial weapon and shield veya two martial weapons. Two martial weapons seçiyorum. Oraya bakacağım. Çarpı 2 olsun. Sonra ne diyor? Light crossbow ve 20 volt veya 2 tane hand axe diyor. Light crossbow. Yo. 2 tane hand axe alacağım. Neden? Benim zaten bow'um var. Dungeon Spec veya Explorer Spec. Explorer Spec alacağım. Ben çünkü ben bunu seçtim. Çünkü içlerinde neler olduklarını biliyorum. Siz de isterseniz bakarsınız, ona göre seçiminizi yaparsınız. Şimdi bu silahlarımın, ıvırımın, zıvırımın özelliklerini yazacağım. O yüzden ben burayı bitirdim. Artık karakterin klasıyla alakalı bir şeyim kalmadı. Hemen Equipment'a gidiyorum. Burada şey var, başlangıç parası bilmem ne diyor. Şimdi buna açıkçası ben söyleyeyim, hiç gerek yok. Çünkü karakteriniz için şeyden gelen, klasından gelen ve background'dan gelen item'ları aldığınız zaman zaten bu paraya ihtiyacınız kalmıyor. Yani bu parayı aldınız diyelim, ne yapacaksınız? İşte onu almadım, bunu almadım bilmem ne, lazım olduğu zaman bu sefer zorda kalacaksınız. Çünkü bunu hani hakikaten şeyleri verirken, gerekli eşyaları verirken hani senin ihtiyacın olabilecek şeyleri veriyorlar. Şimdi ne demiş? Leather 11 artı Dexterity Modifier demiş. Mesela Medium Armor'larda kısıtlama var. Light Armor'da böyle bir kısıtlama yok mesela. Bu bir avantaj. Diyelim ki 20 Dexterity'niz oldu. Hemen hesaplıyoruz. Ne yapıyoruz? 10 çıkarıyoruz. 2'ye bölüyoruz. Artı 5. Artı 5 mesela Leather Armor giydiğinde 16 armor'un oluyor. Ama diyelim ki Scale Mail giydin. Bununla hani yine 16 armor'un oluyor ama Dexterity'nin maksimum ikisini koymuşsun. Ya da Hide Armor giydin. 14 kullanabiliyorsun. 15 olamıyorsun hiçbir zaman. Böyle sıkıntılar var. Neyse. Yazıyorum. 11 artı Dexterity'di. 14 armor'ım var. Değil mi? 11 artı Dexterity. Evet. Şimdi burayı hallettik. Şimdi weapon'ları halledeceğiz. Benim iki tane martial weapon seçmem gerekiyordu. Ben martial weapon olarak iki tane short sword seçiyorum. Neden? Çünkü short sword finesse ve light. Finesse ve light olmasının anlamı şu. Light olduğu için bir elime bir tane, öteki elime başka bir tane alıp bir action harcayarak bir elimle bonus action harcayarak öteki elime saldırabiliyorum. Ve bunları kullanırken strength'imden değil, dexterity'imden faydalanabiliyorum. Finesse de bu işe yarıyor. Burası ne oldu? Short sword oldu. Short sword. Şimdi buraya yazalım. Nedir? Longbow. Atak bonus. Şimdi benim buna yetkinliğim var. O yüzden artı 2 geliyor. Dexterity'm de artı 3 olduğu için burası artı 5. Başka short sword. Sığdıramadım. O zaman S sword. Kaç da vuruyorum? Yine artı 5 de vuruyorum. Çünkü aynı şekilde hesaplanıyor. Şimdi şeyi kontrol edelim. Endex, o da light throw. Strength'le kullanabiliyorum. Ama iki elimle kullanabiliyorum. Strength'im kaç benim? Artı 1.
O zaman 2 düşeceğiz. Hendex artı 3. Yani artı 1 buradan, artı 2 buradan, artı 3. Şimdi bunların hasar ve hasar tipleri. Ben hasar tiplerini bildiğim için yazmayacağım ama yani yeni başlıyorsanız bu hobiye şey yapmanıza, bakmanıza fayda var. Çünkü oyunun gidişatını etkileyebilen bir şey. Öncelikle neydi? Longbow'du değil mi? Martial range weapons. 1d8 piercing. Burası 1d8 artı dexterity'den geliyor. Artı 3 geliyor. Burası 1d6 artı 3. Burası da kaçtı? 1d4 müydü? 1d6 müydü? Kaçtı? 1d6. 1d6 artı 1. Neden? Çünkü strength kullanabiliyorum. Strength'ten de artı 1 geliyor. Tamam. Şu anda karakterimin büyük bir kısmını hallettim. Bakalım ne kadar olmuş. Tam 30 dakika olmuş. 10 dakikaya da şeyi sığdırabilirsem, background olayını sığdırabilirsem bu iş tamamdır. Şimdi öteki sayfaları kullanmadık. Farkındayım. Öteki sayfalar çünkü hemen göz atalım. Karakterin görünüşü. İşte müttefikler ve organizasyonlar. İşte ekstra özellikler. Karakterin hikayesi. Hazineler. Bunları böyle not alabilin diye eklenmiş bir sayfa. İşte boyudur, kilosudur, saçının biçimidir, tenidir falan bunları not alabilirsiniz diye. Yani sonuçta hani mesela 3 farklı karakterin olduğu zaman şey yapabilirsin bazen, şaşırabilirsin. Eski karakterini hatırlayabilirsin. Öyle olmasın diye. Şimdi geldik esas mevzuya. Esas mevzu background. Çünkü karakter, bunlar şey böyle hani bir bilgisayar oyununda açtığın karakterde de olan şeyler. Ama bu hobinin olayı rol yapmak olduğu için esas mevzumuz background'lar. Karakteriniz nasıl biri? Hemen şuradan hızlıca bir bakalım. Ecolite var. Ya ben soldier seçeceğim. Burada farklı farklı seçenekler var. Ona göre işte kişiliklerle alakalı bir takım seçenekler var. bir takım özellikler mesela Outlander olduğun zaman bir origininiz oluyor. Origin'le alakalı daha bilgili oluyorsunuz falan. Öyle soldier. Ya burada uzun uzun anlatıyor ama ben buradan şeye bakacağım. Öncelikle bana skill proficiency olarak athletics ve intimidation veriyor. Şimdi burada kilit nokta şu. Ben class'tan iki tane seçtim değil mi? Bu ama burası tek bana iki tane veriyor. Bu ikisinin çakışmaması lazım. Yani bazen mesela class 3 tane veriyor, 4 tane veriyor. Hatta bazen 6 tane veriyor. Bunlarla background'dakiler çakışmamalı. Çünkü biz skill'i iki kere seçtim diye bir şey yok. Ne veriyordu? Athletics veriyordu. Intimidation veriyordu. Nerede? Intimidation. Böyle olunca tabi burası artı 2 aldı. Athletics'i artı 2 alıp artı 3 oldu. Neden? Çünkü artık yetkinlik şeyim var. Yetkinlik bonusum var. Ondan sonra bakıyorum tool proficiency. Bir çeşit oyun seti, bir de land vehicle. Yani kara araçları kullanabiliyorum. Hemen ekleyeyim bak. Class vermiyordu ama background veriyor. Ben oyun seti olarak şey istiyorum. Dragon chest istiyorum. Bunlar var bu arada. O equipment'ların olduğu sayfada aşağıları indiğiniz zaman listesi var. Yani benim karakterim gemici değil mesela. Buradan bunu çıkarabilir. Zaten land var, bir de sea var. Başka vehicle yok şimdilik. Başka equipment'lar var burada. Yani bir takım eşyalar veriyor. Bir de 10 godluk şey veriyor, kese veriyor. Onları da şuraya yapıştırıyorum. Hemen düzenleyelim. Yani acele etmek istiyorum ama bir yandan da istemiyorum. Yok, atrophy taken from a fallen enemy. Dagger olsun. Yok, piece of a banner olsun.
Adamların flamasından bir parça almışım. Olabilir. A set of common clothes. Burası da a belt pouch containing 10 GP. Şuraya yazıyorum. Bu arada şu arkadaşı da tanıtayım. Burası CP, CP, Copper Piece. Burası SP, SP, Silver Piece. Burası EP, ya EP, Electrum Piece. Burası Gold Piece. Burası da Platinum Piece. Şu siktiri boktan şey 5 altın yerine, evet, yok, 5 gümüş yerine geçiyor. Çok saçma. Hani 10 copper, 1 gümüş. Yani 10 bakır, 1 gümüş. 10 gümüş, 1 altın. 10 altına 1 platin. Ama şurası 5 gümüş. Böyle saçma sapan bir şey. Yani 1 lira, 10 lira, 100 lira varken araya bir tane 5 lira giriyor. Neden? Ben genelde kullanmıyorum. Ama resmi senaryoları falan kullandığınız zaman karşınıza muhakkak çıkacaktır. Neyse. Specialty var. Burada şey var. Ne diyor? İşte sen zamanını askerlikle geçirirken özel, ya bulunduğun birlikte veya işte orduda özel bir rol edinmişsin diyor. Bir tane 8'lik zar yolluyor. Bu da 800'ü olan bir zar. Ya da işte seçebilirsin diyor. Ben ne seçeyim buradan? Mesela Quartermaster. Tamam, Specialty Quartermaster. Hemen karakter kağıdımızı ekliyoruz. Soldier Specialty Quartermaster. Bir de Feature var, özellik. Military Rank. Ekleyelim şuraya. Military Rank. Şimdi Military Rank ne işe yarıyormuş? Hemen bakalım. Diyor ki bu senin kariyerinle alakalı bir şey. Sen askerlik yaparken yerine getirdiğin görevler ve başarılar doğrultusunda bir rütbe ediniyorsun ve bu rütbe hani başka yerlerdeki askerler tarafından veya işte askeri kimseler tarafından, resmi kimseler tarafından bilinen bir rütbe oluyor diyor. Ve bununla ilgili hani mesela at lazım oldu, sana yardımcı olabilir de, bir ekipmana ihtiyacın oldu, yardımcı olabiliyorlar tarzı şeyler var. Şimdi gelelim karakteristiklere. Her karakter, ya her background'ın getirdiği, o karakterin yaşam tarzından gelen bir takım şeyler var. Ne bu? Personality trait, ideal, bond ve flaw. Personality trait sizin kim olduğunuzu belirleyen böyle genel bir düşünce. Mesela I'm always polite and respectful. Her zaman için kibar ve saygılıyım. Ekle personality trait. Şimdi böyle olunca terbiyesizlik yapmaman lazım. Her hareketinin nasıl tepki çekeceğini düşünüp ona göre insanların böyle iyi tepki verebileceği kıvamda hareketler yapman lazım. O biraz şey. Karakterim nasıl biri olsun? Kaotik olmaması lazım. Neden? Çünkü dedim ki ben I'm always polite and respectful. Şimdi respectful'u sağlamak için kaotik olamazsın. O yüzden lawful olacağım. Responsibility ne diyor? I do what I must and obey just authority. Yapmam gerekeni yaparım. Otoriteye karşı boynum kıldan ince. Bond. Bu arada ideal hani sizin böyle hani yapmalıyım diye baktığınız ya da işte olmalıyım dediğiniz şey. Bond sizi belli bir düşünce yapısına, yani belli bir düşünce yapısı ya da işte davranış biçimiyle veya hayatta gelmeye çalıştığınız noktayla aranızdaki bağ. Mesela diyor ki someone saved my life on the battlefield. To this day I will never leave a friend behind. Birisi ya yani ben ölecek durumdayken geldi beni savaş alanında kurtardı. Ben de oradan gaza gelip arkamda kimseyi bırakmayacağım diye şey yaptım. Mesela flow bu da sizin zaafınız. Böyle içinizdeki o çelişki sizin kusurunuz. Öyle düşünebilirsiniz.
Mesela ben bunu seçeceğim. I have little respect for anyone who is not a proven warrior. Kendini bir savaşçı olarak kanıtlanmış kişilere az saygı duyuyorum. I'm always polite and respectful, tamam. Yani herkesi şey yapıyorum ama mesela köylüye gösterdiğim saygıyla komutana gösterdiğim saygı arasında böyle sıra dağlar falan var. Ya da ne bileyim işte Dalsım'ın böyle uzayan kolları kadar fark var yani. Evet, gördüğünüz gibi karakter, bir level'lık bir karakterimi tamamen hazırlamış oldum. Bir tek isim kısmı boş kaldı. Bir de bakalım video 40. Evet, 40 dakikayı doldurduk. Hemen şuraya background'u ekleyelim unutmadan. Soldier. Karakterimiz için lawful bir şey belirledik. Ama aynı zamanda polite ve respectful olduğum için de karakterimi lawful good olarak belirliyorum. Player name'e gerek yok. Burası da 0. 300. 300 experience topladığım zaman ilk level'ıma atlayacağım anlamına geliyor bu. Evet. Karakter hazırlamak bu kadar basit bir şey. Öteki sayfalar dediğim gibi burada oyun içindeki gelişmelere göre bir şeyler yazacağınız bir alan var. Şu kısımsa büyücü karakterler için. Oraya da bir sonraki videoda değinmeyi düşünüyorum. Karakterimizi bu şekilde hazırladık. Dediğim gibi bazı terimleri anlamamış olabilirsiniz. Ben hesap kitabı elimden geldiğince hızlı, net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yani kafanızda takılan noktalar için aşağıya bırakacağım linkten dokümanı indirebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Ha, şurada pasif wisdom var. Bu pasif skill'ler şu şekilde hesaplanıyor. Onu da hemen böyle araya ekleyeyim. Pasif skill'ler 10 artı skill'in değeri burada kaçsa o şeklinde hesaplanıyor. Siz pasif wisdom'unuzla ya da işte pasif skill'inizle hiçbir şey yapmıyorsunuz. Başkaları bir şey denediği zaman onlar için bir zorluk seviyesi oluyor bu. Benim mesela perception'ım artı 1. Burası ne oldu benim için? 10 değil, 11 oldu. Yani pasif perception şu. Ya ben böyle etrafa bakınırken mesela birisi kaçmaya çalışıyor, şey yapmaya çalışıyor, saklanmaya çalışıyor ya da saklanarak bana yaklaşmaya çalışıyor. Evet. Boğazım biraz şey. Neyse. Stealth'larında benim pasif perception'ımı geçmesi lazım. Geçtiği zaman yetiyor. Öyle düşünebilirsiniz. Neyse, tamam. Şimdilik burayı bitirdim. Herhalde 42 dakika falan olacak. Biraz uzun oldu, kusura bakmayın ama daha böyle güzel oturaklı olduğunu düşünüyorum. Karakter kağıdında açıklamadığım bazı yerler var. Onları bir sonraki videoda açıklayacağım. Ondan sonra da büyücü karakterlerin hazırlanmasıyla alakalı bir video hazırlayacağım. Görüşmek üzere.